kafalı dediğimiz insanlar bizim çalışma hayatımızda bir çıban olarak yükselmeye devam etmektedirler. KAMUSEN'e bağlı Türkiye Eğitim Sen Bolu Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı 29 Mayıs İstanbul'un fethi nedeniyle bir kahvaltı düzenledi. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ancak kahvaltıya KAMUSEN Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman'ın sözleri damga vurdu. Hem ülkemiz hem de çalışma hayatı olarak zor ve sıkıntılı günlerden geçmekteyiz. Yaman, değiştirilmek istenen 657 sayılı devlet memurları kanunuyla özellikle kadınların iş hayatında edindikleri hakların geri alınmak istendiğini söyleyerek IŞİD kafalı diye yorumladığı kadının evinde oturmasını isteyen zihniyetin çalışma hayatında çıban gibi yükseldiğini kaydetti. 657 sayılı devlet memurları kanununun değiştirilmesindeki amacı ve siyasi erkin kafasının arkasında yatan gerçeği izah etmesini istedik. Bugüne kadar kazanılmış haklarımız tek tek elimizden alınmak istenmektedir. Mücadelemiz bunlarla ilgilidir. Kafalı dediğimiz insanlar bizim çalışma hayatımızda bir çıban olarak yükselmeye devam etmektedirler. Arkadaşlar, bugüne kadar çalışma hayatına en ufak bir katkısı olmayan, tehdit, şantaj, korkutma gibi gayri ahlaki ve gayri yasal yollarla kazanım elde etmeye çalışan insanları da biliyorsunuz. Ben bunları sizin takdirlerinize sunuyorum. KAMUSEN'e bağlı iş kollarından Türkiye Eğitim Sen Bolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Emine Gül Akman, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıl dönümünde toplanan kadınların bu özel günde birlik ve beraberliklerinin pekiştiğini söyledi.